Rusya dün akşam Kiev'in merkezini seyir füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın ne dediğini aktarmıştık. Oraya batılı e, yetkililer geliyor, can güvenliğinden artık sorumlu değiliz demişti. Evet, Rusya'ya, Rusya'nın Kiev'e saldırısı tam da BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev ziyareti sırasında yapıldı. Füzeler iki hafta sonra Kiev'in merkezine hedef aldı. Savaş Ukrayna'nın başkentine geri döndü. Haber Global ekibi patlamaların meydana geldiği bölgeye yakın noktadaydı. Kiev'de çok çok büyük bir patlama oldu. Şu an e, dumanlar yükseliyor. Kiev merkeze yakın bir noktadan önce büyük bir patlama, ardından e, iki küçük patlama sesi daha geldi. Şu an dumanlar yükseliyor. Rusya Kiev'e iki adet seyir füzesi attı. Asıl hedef Artem savunma tesisiydi ama füzeler şehir merkezindeki binalara isabet etti. 25 katlı konutta yangın çıktı. Saldırıda ondan fazla sivil yaralandı. Radio Liberty çalışanı gazeteci Vira Giric hayatını kaybetti. Cesedi saatler süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarıldı. Donbas'ı işgal etmeye odaklanmak için Kiev çevresinden askerlerini çeken Rusya, başkente en büyük saldırısını düzenledi. En son iki hafta önce Kiev yakınlarındaki fabrika ve tesisler vurulmuştu. Son saldırının zamanlaması dikkat çekici. ABD Başkanı Joe Biden sadece birkaç saat önce Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımı iki katına çıkardığını açıklamıştı. Ve Kiev vurulduğunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres oradaydı. Dakikalar öncesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüştü. Guterres, Kiev'in füzeyle vurulması karşısında şok olduğunu açıkladı. Çünkü Kiev hem Ukraynalılar hem de Ruslar için kutsal bir şehir dedi. Zelenski de füze saldırısı gardımızı indiremeyeceğimizi kanıtladı ifadesini kullandı.